Show Ana Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Pınar Erbaşer Soy. Günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız efendim ve hemen başlayalım şöyle bir soruyla. İran-İsrail gerilimi savaşa dönüşür mü? Tüm dünya bu sorunun yanıtını merak ederken tansiyonun zirve yaptığı anlarda Türkiye'nin kritik bir rol oynadığı ortaya çıktı. Tahran ve Tel Aviv yönetiminden mesajlar peş peşe gelirken Ankara'nın yürüttüğü diplomasi trafiği yeni günde de devam etti. İran'ın gönderdiği füzeler havadayken tüm dünya diken üstündeydi. Küresel çatışmanın tetiklenmemesi için Türkiye kritik bir rol oynadı. Ankara'nın diplomasi trafiği tam anlamıyla baş döndürdü. Suriye'deki İran konsolosluğunun vurulmasından sonra Tahran yönetimi İsrail'e misilleme olarak kamikaze İHA'larla ve füzelerle saldırdı. Tansiyonun zirve yaptığı o anlarda Amerika'dan MİT Başkanı İbrahim Kalın'a kritik bir telefon geldi. Arayan CIA Başkanı'ydı. CIA Başkanı William Burns, MİT Başkanı Kalın'dan İran-İsrail geriliminde Türkiye'nin arabulucu olmasını istedi. Dışişleri Bakanlığı da gerilimi düşürmek için devreye girmişti. ABD ve İran makamlarıyla görüşmeler yapıldı. Taraflar karşılıklı beklenti ve mesajlarını Türkiye üzerinden iletti. İsrail'de savaş kabinesi bir kez daha İran'a karşılık verme gündemiyle toplanırken Tahran'dan misilleme yapılırsa daha ağır yanıt vereceğiz açıklaması geldi. İki ülke arasındaki kapsamlı savaş ihtimali şimdilik rafa kalkarken ABD Başkanı Joe Biden'dan Netanyahu'ya da yeni bir uyarı geldi. Beyaz Saray İran'la savaş istemiyoruz mesajını gönderdi. Olağanüstü toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde barış çağrıları yapıldı. Genel Sekreter Guterres şu anda itidal ve tansiyonu düşürme zamanı dedi. CHP Hatay seçimlerinin iptali için bir kez daha Yüksek Seçim Kurulu'nun kapısını çaldı. Genel Başkan Özgür Özel tam kanunsuzluk gerekçesiyle başvuruyu bizzat yaptı ve elindeki delilleri sundu. Hatay seçimleri 8 kez iptal edilebilir. Bayramdan sonrayı işaret etmiş, bizzat gideceğim demişti. Özgür Özel bugün Yüksek Seçim Kurulu'ndaydı. Hatay seçimlerinin iptali için tam kanunsuzluk başvurusu yaptı. Seçilmiş kurula siyasi sebeplerle baskı yapmak büyük bir suçtur. Özgür Özel YSK Başkanı'yla yaklaşık yarım saat görüştü. Elindeki delilleri sundu. Yüksek Seçim Kurulu'na tarihi boyunca yapılmış en kapsamlı tam kanunsuzluk başvurusudur. İlk başvurusu reddedilen CHP bu kez itirazlarını 8 maddede sıraladı. Şimdi gözler yeniden YSK'nın Hatay kararına çevrildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun asla ve asla böyle bir karar vermeyeceğini, bu siyasi baskılara boyun eğmeyeceğine yürekten inanıyor. Her birisine vicdanlarıyla baş başa verecekleri karar için şimdiden teşekkür ediyorum. Yerel seçimlerin ardından MHP'nin yeni A takımı belli oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli 15 kişilik başkanlık divanında 4 yeni isimle yola devam edecek. İşte o yeni isimler. Demokrasinin daha genişletilerek güzel bir Türkiye'nin ortaya çıkmasında yarar vardır diye düşünüyorum. Yerel seçim sonuçlarının ardından düğmeye basıldı. MHP lideri Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı. Toplantıda 15 kişilik yeni başkanlık divanı belirlenirken 4 yeni isim listeye girdi. MHP'de 3 genel başkan yardımcısı değişti. Filiz Kılıç yerine Zuhal Topçu getirildi. Kamil Aydın'ın yerine İlyas Topsakal atandı. Pelin Yılık'ın yerine de Ahmet Selim Yurdakul geldi. Bir başka değişim de genel sekreter yardımcılığında gerçekleşti. Bahadır Özarslan'ın yerine Vahit Kayırcı göreve geldi. Semih Yalçın teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görevine devam edecek. Fethi Yıldız da yine aynı görevde hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak kaldı. Mustafa Kalaycı, Mevlüt Karakaya, İlyas Topsakal, İzzet Ulvi Yönter ve Sadir Durmaz ile İsmail Özdemir, İsmail Faruk Aksu görev yerini korudu. İsmet Büyükataman genel sekreterlik görevine devam ederken Taner Osman Ağoğlu da genel sekreter yardımcısı olarak kaldı.
MHP'de Saffet Sancaklı sürprizi de yaşandı. Yerel seçimler öncesi istifası istenen Sancaklı, Genel Başkan Bahçeli'nin davetiyle yeniden partiye katıldı. Antalya'daki teleferik kazası sonrası KPSS Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı. O karara CHP lideri Özgür Özel sert tepki gösterdi. CHP'liler cezaevi önünde adalet nöbetine başladı. KPSS Belediye Başkanı Kocagöz'ün ifadesi de ortaya çıktı. Tek sorumlunun kendisi gibi gösterildiğini söyledi. Yıllardır hiçbir sıkıntı yaşamadık dedi. Teleferik kazasından sonra tutuklanan KPSS Belediye Başkanı ön bilirkişi raporunda eksikler olduğunu savunurken CHP lideri Özgür Özel'den itiraz geldi. Belediye başkanını tutuklamak nedir ya? Bunu kime yaptınız da benim belediye başkanıma yapıyorsunuz? Antalya'daki teleferik kazasından sonra KPSS Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı. CHP lideri Özgür Özel kararın hukuki değil siyasi olduğunu savundu. Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz ifadelerini kullandı. Tutuklu yargılanmayıp da serbest bırakılsa KPSS'i bırakıp mı kaçacak? Mesut Kocagöz teleferik işletmesinin bağlı olduğu şirketi yaklaşık 5 yıl yönetmişti. İfadesinde 23 Kasım 2023 tarihinde belediye başkanlığına aday olmak için şirketten istifa ettiğini, görev süresi boyunca rutin ve ağır bakımların eksiksiz yapıldığını söyledi. Tutuklama kararına tepki için CHP'liler cezaevi önünde adalet nöbetine de başladı. İlk sarsıntı anında da düştüğümüzü zannetmiştik zaten. 12 gün önce göreve başlayan Kocagöz'ün seçim vaatlerinden biri de KPSS'e teleferik yapmaktı. Sosyal medya hesabındaki bu paylaşım yeniden gündeme geldi. Teleferik KPSS. Teleferik projemizle KPSS'lilere hem gezi hem de ulaşım amaçlı panoramik bir yolculuk sunacağız. Teleferikteki korku dolu anları kaydeden anne kız ise yaşadıkları dehşeti böyle anlattı. Bildiğimiz bütün duaları okuduk yani. Bir anda sarsılmaya başladık zaten. Hani baktım hala sallanıyoruz, hala dedim düşüyoruz. Suların durulmadığı İYİ Parti'de neler olduğuna bakalım şimdi. İYİ Parti lideri Meral Akşener sessizliğini koruyor. Yalnız genel başkanlığa adaylığını açıklayan bir isimle birkaç milletvekilini sosyal medya takibinden çıkardı. Bu arada genel başkanlık yarışında ben de varım diyen Musavat Dervişoğlu'ndan da yeni açıklamalar geldi. En kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız. Kurultay tartışması büyüdü, gerilim tırmandı. Aday olmayacağını açıkladıktan sonra sessizliğini koruyan Akşener'den sosyal medya hamlesi geldi. İYİ Parti lideri genel başkanlığa adaylığını açıklayan Tolga Akalın'ı takipten çıkardı. İYİ Parti'ye hiç kimse istikamet çizemez. Musavat Dervişoğlu genel başkanlığa adaylığını açıklayan bir diğer isimdi. Akşener'e yapılan görevinde kal çağrılarına böyle tepki gösterdi. Partililere olağanüstü kurultayda oy kullanan çağrısı yaparken Akşener'in kendisini desteklediği iddialarına yanıt verdi. Sayın Genel Başkanımızın şayet gönlü benden yanaysa açık ve net olarak ifade ediyorum. Bundan gurur ve onur duyarım. Akşener ayrıca Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'ı, Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uzu, İYİ Parti Gençlik Kollarından Batu Alp Akalın ve Oğuz Uzu da takipten çıktı. Dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında 144 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılan zabıt katibinin ifadesi ortaya çıktı efendim. Yaşadığı lüks hayatı memleketten yaprak salça getirip satıyorum diyerek açıkladı. Utanmadan bir de mağdurları suçladı. Yaktın kül ettin beni. Bu lüks şaşalı hayatı memleketten getirip sattığı asma yaprağına salçaya borçlu olduğunu söyledi. Saadet zinciri kurup vurgun yapmakta suçlanan zabıt katibinin savcılık ifadesi pes dedirtti. Ama hakim amca sürekli bana kızıyorsunuz, bağırıyorsunuz, ben yazamıyorum korkudan. Bakırköy Adliyesi'nde görevli zabıt katibi Süleyman Demirel yüksek kar vaadiyle kandırdığı kişilerden 80 milyon liraya yakın para topladı. Yıllarca keyif çatıp lüks içinde yaşadı. Bu değirmenin suyu nereden geliyor diye soran edenlere, yakın çevresine ve arkadaşlarına da memleketi Tokat'tan yaprak salça getirip sattığını söyledi.
Kimilerini yaprak salça işinin böylesine karlı olduğuna inandırsa da uyanık katip savcılığı kandıramadı. Hakkında 144 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. 50-60 tane mağdur var. Artık kime güveneceğimizi şaşırdık. Verdiği ifadelerde dolandırdığı kişileri suçlayan zabıt katibi, "Sadece bir katibim. Neden bana güvendiklerini bilmiyorum." dedi. Kurduğu saadet zincirinin kırılmasını da döviz kurundaki artışa bağladı. Yaktın kül ettin beni. Ayrıca bir başka nitelikli dolandırıcılık davasının da sanığı olduğu ortaya çıktı. Ama hakim hanım, sürekli bana kızıyorsunuz, bağırıyorsunuz, ben yazamıyorum korkudan. 3 müteahhit İstanbul Esenyurt'ta bir bina yapmış ama ortaklardan biri hisselerini tefeciye kaptırınca işler karışmıştı. O çete 10 ay önce çökertildi. Bina sakinleri tam işlerin düzeldiğini düşünüyordu ki kabus yine başladı. 10 yıl kendileri yedi. 10 aydır da dedim adamlar cezaevine gittiği halde adamı illegal geliyor dedim. Kira toplayalım da devletin kayyum atadığı binada. Mal benim, çoluğumun çocuğumun, adam geliyor topluyor, yiyor gidiyor. Bu kadar da olmaz ki. Borç karşılığında hisse aldılar, bütün binaya çöktüler. O tefeci çetesi çökertildi ama onlarla bağlantılı olduğu iddia edilen birileri kira toplamaya devam ediyor. Devlet bunlarda olan %25'e hisseye karşılık kayyum atadı bizim binaya da. Biz kiraları kayyum alıyor biliyoruz. 2 ay önce kayyumu aradım ben. Biz dedi sade dükkanlardan kira alabiliyoruz. Ama diğer daireler, birkaç dükkan daha var. Onlar elden toplanıyormuş. Onları biz alamıyoruz dedi. Bilal Söğüt 10 yıl önce iki ortağıyla birlikte bu binayı yaptırdı. Ama ortaklarından biri tefeciye bulaşınca işler karıştı. Alınan para diyelim 100 binse misal 4-5 milyon civarında para istediler. Savcılığa dilekçeler verdik. Bunlar bizi tehdit etmeye başladı. Bilal Söğüt'ün tefeciye borçlanan ortağı onlardan kurtulabilmek için bu kez kendi dükkanını borcu karşılığında onlara vermek istedi. Ancak ne olduysa ondan sonra oldu. İddiaya göre tefeciler tapuda dolandırıcılık yaparak illegal yollarla o ortağın %25'lik hissesinin tamamını üzerine geçirdi. Bunlar işlemleri %25 üzerinden başlatmışlar. Yani ortağımızın haberi yok. 80 yaşında adam. 32 daire ve bütün dükkanlar el koyan o tefeciler 10 yıl sonra büyük bir operasyonla çökertildi, cezaevine gönderildi. Ancak yine de Bilal Söğüt ve ortaklarının mağduriyeti geçmedi. Çünkü kayyum atanan o binaya bu kez de hapse giren tefecilerin diğer ortakları da dadandı. Mal benim, çoluğumun çocuğumun, adam geliyor topluyor, yiyor gidiyor. Gece geliyormuşlar. Oturanlar hep yabancı uyruklular. Binamıza kendimiz giremiyoruz. Çoluk çocuğumuz perişan, açsız. Adalet istiyorum. Denizli'de kuaföre gidip 7 saatte tüm bakımını yaptıran bir kadın 25 bin lira tutarındaki ücreti ödemeden kaşla göz arasında kayıplara karıştı. Ve iddiaya göre bu ilk dolandırıcılığı da değildi. Kuaför o hırsıza seslenip emeklerinin karşılığını istedi. Saçını taktırıyor, boyatıyor, tırnak yaptırıyor, kirpik yaptırıyor. Hiçbir şey demeden buradan çıkıp gidiyor ya. Yani. 7 saat boyunca tepeden tırnağa bakım yaptırdı. Sonra da bir fırsatını bulup ödeme yapmadan kaçtı. Saç için kendini bu kadar rezil etmeye gerek yok. Bunların bir şebeke olduğunu düşünüyorum. Denizli'de bu kadın sosyal medyadan kuaför Bahar Savun'a ulaştı. Saçını yaptırmak için randevu aldı. Bayramın 3. günü saç taktırmak için bizimle sosyal medya üzerinden anlaşıyor. Fiyatını belirtiyoruz 25 bin TL olarak. Randevu günü kuaföre geldi. Koltuğa yerleşip işlemlerini yaptırmaya başladı. Kendi saç kaynaklarını çıkarttırdı, yerine yenisini taktırdı. Ve bu esnada hiç hani normal bir şeymiş gibi davranıyor. Kadın hiçbir şekilde bizimle konuşmuyor çok fazla. Tam 7 saat kaldığı kuaförde karnını da doyurdu. Salonumuzda işlemlerini yaptırırken hani yemek falan yiyor. Normal hani bir şey yokmuş gibi resmen dolandırdı bizi. Saçını, tırnağını, kirpiğini yaptırdı, aynaya baktı. Beğendi fakat iş para ödemeye gelince her şey değişti. Ödeme yapacak hiçbir şey demeden kapıya geliyor. Kapıdan şöyle çıkıyor, taksi onu bekliyor. Taksici de bu işin içinde. Bahar Savun polise gidip şikayetçi oldu ve o hırsıza seslendi. Bundan 2 ay önce de başka bir saç kaynak merkezi olan arkadaşımı da dolandırmış. Aynı kişi, aynı şahıs ve bunlar bir çete. Ya benim saçımı getirsinler ya da paramı versinler. İnternetten beğendiği aracı almak için İstanbul'dan Ankara'ya gitti ve 525 bin lirayı noter huzurunda ödedi ama karşı taraf imza atmadığı için satış gerçekleşmedi. Hem aracı alamayan hem de parasını kaptıran adam polise başvurdu.
göz göre göre 525 bin TL'mizi noterin göz önünde gasp etti. Noter satışa onay verdi. 525 bin lirayı gönderdi. Ama imza olmayınca hem parasından hem araçtan oldu. Araba bize geçmedi. Birol Yiğit internetten bir araç gördü. O aracı almak için sahibini aradı ve Ankara'da buluşma ayarlandı. Sitede görmüş olduğumuz araç 2015 model bir araçtı. 550 lira gibi bir rakamı vardı. 25 lirada bir pazarlık yaptık kendisiyle. İstanbul'dan arkadaşla beraber Ankara'ya Mamak ilçesine indik. Yiğit aracı test etti, beğendi. Ekspere de girdi. Arkadaşlarla beraber ekspertten çıktık, araca test sürüşü yaptık, onayladık. Satış işlemleri için taraflar notere gitti. Noter çalışanı satışa onay verdikten sonra Birol Yiğit tam 525 bin lirayı o kişinin hesabına attı. Karşılığında aracı almayı bekliyordu ancak kabusu yaşadı. Para 2 saniye sonra hesabına geçti zaten ben de gördüm. Kendisi de zaten para hesabıma geçti, para alışverişi tamamdır dedi. Karşı tarafın yapması gereken imza atmaktı. Ama atmadı. 3 dakika daha bekle abi, herhangi bir sıkıntı yok. İmzamı atacağım, şu işlemlerimi halledeyim derken o esnada parayı başka hesaplara transfer yapıyor. Birol Yiğit polisi aradı, ekipler geldi. Ancak ifadelerinin ardından serbest kaldılar. Talihsiz adam bir şokta o zaman yaşadı. Ruhsatı aldılar, aracı da aldılar. Benim paramı da gasp ettiler. Bunlar çekler gittiler. Ve hem arabadan olduk hem de vermiş olduğumuz paradan olduk. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını bu dolandırıcılara kaptırdık. Namaz kıldığı esnada ikinci kez soyulan bir bakkal. Ankara'da yaşayan Ramazan Dever'in dükkanı bu kez çocukların hedefindeydi. Bakkalın namaz kıldığını gören çocuklar enerji içeceklerini alıp kaçtı. Tuhaf olan hep namazda başıma gelmesi bu olayların. Yoksa çok dikkat ediyorum. Bakkal Ramazan Develi yine namazda, onlar ise içecek dolabının başındaydı. Buz gibi enerji içeceklerini iç çamaşırlarına doldurarak kayıplara karıştılar. Bundan 8 ay önce namaz kılarken dondurmalarımızı çalmışlardı. Baktılar namaz kılıyorum, 4 tane enerji içeceğimizi çalıp gidiyorlar. Görüntüler Ankara Altındağ'daki bir bakkalda kaydedildi. Develi'nin namaza durduğunu gören 4 çocuk enerji içeceklerini gözlerine kestirdi. Namaz esnasında ben hissettim ama tabi ibadeti bozamıyorsunuz. Çok değil, geçen sene Ağustos ayında kaydedilmişti bu görüntülerde. Bakkal Develi yine namaza durduğu sırada hırsızlar dondurma çalmıştı. Bakkal Develi enerji içeceklerini alıp götürenlerin çocuk olduğunu görünce şikayetçi olmadı. Aç olsanız, gelip isteseniz biz veririz bunu. Çeşit çeşit renk renk çantalar göreni cezbetti ve hırsızın biri gitti biri geldi ama aralarında biri vardı ki herkesi şaşkına çevirdi. Günahla sevap arasında bocalayan kadın çanta çaldıktan sonra mendil satan adama sadaka verdi. Gördü beğendi, alıp bir güzel kontrol etti. Para ödemekse aklının ucundan bile geçmedi. Çantayı çalıp salına salına gitti. O sırada yoğun olduğu için biz kendisini fark edemiyoruz. Daha sonra buradan hiçbir şey olmamış gibi uzaklaşıyor. Hırsızlık yapıp suç işlemişti ama hayırdan da geri durmadı. Kadın çantayı alıp uzaklaşıyor buradan. Az ileride köşede İhsan amcamız var, mendil satan. Ona gidip bir mendil alıp 100 lira para bırakıyor. Hayır vesilesiyle. Burası Konak'ta bir çantacı ama dükkana müşteri kadar hırsız da geliyor. Bu kadın da onlardan biri. Geliyor, çantayı alıyor, önündeki çantamızı. Daha sonra bir ölçü herhalde beğeniyor kendisi. Kadın soğukkanlıydı. Ödeme için kasaya gider gibi yaptı, dönüp uzaklaştı. Belli ki kafası da karışıktı. Günahla sevap arasında bocaladı. Bizden çanta çalıp günaha giriyor. Oradan bir mendile 100 lira fazla para bırakıp hayır yaptığını, sevap kazandığını düşünüyor herhalde. Yok, helalde bir işin değil mi? Dükkanın tek belalısı o değildi. Bu yaşlı adam da beğendiği çantayı çalarak aldı. Geçenlerde de bayram gününde 60 yaşlarında bir yaşlı amcamız maalesef burada bir çantamızı götürdü. Kadın gibi o da rahattı. Aynanın karşısına geçti, saçını sakalını düzeltti. 5 kuruş ödemeden gitti. Görüntüleri polise gönderdik. Kendisinden şikayetçi olacağız elbette. Efendim, İşkur geleceğin 10 mesleğini belirledi. 86 bin iş yeriyle görüşülen araştırmada bakın hangi meslekler öne çıktı. Teknoloji artık çok gelişti, her şey çok gelişti. Ya tabii ki de hayatımızda büyük oranda yerleri var. Tabii ki de mesleklere etkileyecek.
İşkur araştırdı, geleceğin meslekleri belli oldu. Yazılımcılar, e-ticaret ve yapay zeka uzmanları 10 yıla damga vuracak. Ben de bilgisayar üzerinde bir şey düşünüyorum zaten. Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi bir şey. Artık birçok şeye ihtiyacımız kalmayacak. Sadece yapay zeka bunu halledecek. İşkur 2023'te 2 ve üzeri istihdam sağlayan 86 bin iş yeriyle görüştü. Buna göre iş gücü piyasası araştırmasının sonuçları belli oldu. Yazılım mühendisliği, e-ticaret uzmanlığı, yapay zeka uzmanlığı, bilişim uzmanlığı, inşaat mühendisliği, pazarlama uzmanlığı, dil ve konuşma terapisti, CNC operatörü. Önümüzdeki 10 yıl içinde en çok ihtiyaç duyulması beklenen meslekleri Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan böyle duyurdu. Şu an restoranlarda falan filan şu an evet insanlar çalışıyor ama gelecekte bunların robotlarının yapılmayacağını nereden biliyoruz mesela? Araştırmada işverenlerin %12,5'inin eleman temininde güçlük çektiği saptandı. En fazla eleman aranan 10 meslek ise makineci, garson, satış danışmanı, ahşap mobilya imalat ustası, temizlik görevlisi, gaz altı kaynakçısı, konfeksiyon işçisi, akaryakıt satış elemanı, ark kaynakçısı ve yük taşıma şoförü olarak sıralandı. Doğru, çünkü teknoloji çağında yaşıyoruz. Yazılım mühendisliği seçebilirdim. Bu mesleklerde eleman temininde güçlük çekilmesinin en önemli nedenleri ise ilgili meslekte yeterli iş başvurusunun yapılmaması, mesleki beceriye ve iş tecrübesine sahip eleman bulunamaması olarak belirtildi. Show One Haber'in sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.